Artık yerel seçimlerde sona erdi. Esnaf ve zanaatçının en önemli sorunlarından bir tanesi prim gün sayısının eşitlenememesinden kaynaklanan sıkıntı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dönem içerisinde halledilebileceği müjdesini verdi. Yani 7200 gün. Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada artık yerel seçimler sona erdi. Esnaf ve sanatkarların en önemli sorunlarından biri prim gün sayısındaki eşitsizlikten kaynaklı. Cumhurbaşkanımız tarafından esnafımızın prim gün sayısının 7200'e düşürüleceği müjdesi camiamıza büyük bir sevinçle karşılanmıştı ancak henüz hayata geçirilmedi. Bu müjde bir an evvel hayata geçirilerek esnafımızın prim günü 7200'e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımızı emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesinsiz faydalanabilmeli diyeceğim. Bir de ülkenin bildiğiniz üzere ekonomik durumu var. Tabii bizim talebimiz bu sefer çok daha farklı olacak. Ne diyoruz? 7200 günü doldurduk. Artık bizim emekliye hak ettiğimizi varsayalım. Yine sağlıktan yararlanma hakkı tanınsın. En azından bu primleri ödemeyelim. Yaklaşık 6,5 milyona yakın bir prim. Hem süresi dolmuş, hem yaşı beklerken sağlık hizmetleri alabilmelerinin sağlanması, emeklilik sürelerindeki ayrım yapılmasının da bildiğiniz üzere anayasal hak olarak eşitlik ve böyle bir kurum da var. Sosyal Güvenlik Kurumu norm birleşmesindeki en önemli şey. Emekli sandığı, SSK ve Bağkurlar. Ama Bağkurlar hem hizmet süreleri çok uzun. Bildiğiniz üzere sabahleyin 6'da açılır, gece saat 12'lere kadar. Yani 18 saat çalışırsınız. Yalnız da çalışan 8 saatte sınırlı. Dolayısıyla işveren olarak da bu primleri esnaf olarak gerçekten yatırmak son derece zor. Bu primlerde de adaletli bir indirim sağlanması, en azından verilen düzenli, muntazam yatırıldığı aylarda %5 yapılan indirimler, sosyal güvenlikle ilgili indirimlerde bunun %10'a çıkarılması da makul bir talebimiz olacak. Biz bekliyoruz ki artık verilen bu müjdelerin hayata geçirilmesi. Böylelikle bu esnafın mağduriyeti aynı zamandaki toplumdaki biz Bağkur olduğumuz için mi acaba bu sıkıntıları görüyoruz? Keşke SSK'lı olsaydık, keşke devlet memuru olsaydık. Halbuki burada esnaf ve zanaatkarın önemli rolü var. Ne kadar enflasyon yükseldikçe sıkıntılar artıyorsa, insanların alışverişteki sıkıntısı artıyorsa aynısı da esnaflara yansıyor. Yani sattığı malı yerine koyamayana bir de primin yüksekliği yük oluyor. Biz bundan sonraki dönemde tahmin ediyorum ki bayramdan sonraki süreçte esnafın bu mağduriyetiyle ilgili, haksız rekabetle ilgili, perakende yasasıyla birlikte sosyal güvenlik yasasının tekrar masaya yatırılması, biz hakkaniyetle ve esnafların iş yapıp hayatlarını idame ettirmek veya yeni nesil esnafların yine piyasaya aktarılarak çıkmasının devamından yana düşünüyoruz. Umuyorum ki verilen sözlerle birlikte esnafın mağduriyeti de giderilecek.